2014 yılında Brezilya'da düzenlenen bedensel engelliler yüzme şampiyonasında bir altın, iki bronz madalya alan milli yüzücüye 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar kitabına giren Berber, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şampiyon tıraşı jesti yaptı. Şampiyon hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyisin. Sağ ol kardeşim benim ya. Antalya'da TAR sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan Sefa Yurt Kölesi, beden eğitimi öğretmeni aracılığıyla yüzme sporuna başladı. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olan Yurt Kölesi, kelebek, serbest, sırt ve kurbağa stili kulvarlarında 4 altın madalya kazanarak milli takım kampına davet edildi. Başarılarıyla dikkat çeken Yurt Kölesi, 2014 yılında Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlenen Bedensel Engelliler Uluslararası Açık Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize bir altın ve iki bronz madalya kazandırdı. Berber Ercan Buyruksa, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle o günü özel engelli bireylere ücretsiz tıraş yapma kararı aldı. İşletmesine ziyaret için gelen yüzme şampiyonu Sefa Yurt Kölesi'ni kapıda karşılayan Buyruk, ardından hızlı bir saç tıraşıyla milli yüzücüye şampiyon tıraşı jesti yaptı. Vay. Hiçbir şeye engel olmadı. Şöyle ki lisede beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştım ve profesyonel şekilde yüzme sporunu yapmaya başladım. Ve şu anda sağlıklı bir birey en fazla 4 stili yüzebilir. Ve ben bu 4 stili şu anda profesyonel bir şekilde yüzüyorum. İlk şampiyonaya 2 ay gibi çok kısa bir zamanda hazırlandım. 4 stili öğrendikten sonra katıldığım yarışmada 4'te 4 yapıp 4'ünde de altın madalya aldım. Bunun devamında milli takım kampına davet edildim. Milli takım kampında bir haftada 20 saniye derecemi indirerek kampın en iyi sporcusu ödülünü aldım. Daha sonrasında en büyük şampiyonu olan dünya şampiyonasına gitmiş olduk. Brezilya'da São Paulo'ya katıldım. Oradaki yarışmada tabii olimpiyat şampiyonları bile vardı. Çok değerli sporcular vardı. Hem tanışma fırsatı buldum hem de onlarla yarışmak ayrı bir duyguydu. Ya madalyayı alamazsam korkusu vardı. Ama yarışma başladı. 50 metre kelebek benim ana branşım. Büyük bir özveriyle yarıştık. Arkamı dönüp en son skorboard'a bir baktım. Türk bayrağı göndere çekildi ve İstiklal Marşı okumaya başladı. Çünkü ben ülkeme madalyayı kazandırmıştım. Ardından Buyruk, 6 ve 7 aylık prematüre doğan 3 yaşındaki Mehmet Efe ve 2 yaşındaki Aygen Enes Koç kardeşlerinde saç tıraşını yaptı. Güzel adam, yakışıklı adam. Oy. Aferin.